Arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun öncelikle. Birkaç gündür Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerimizde ve bazı ilçelerde, köylerde bir yoğun yağış durumuyla karşı karşıyayız. Biz ilk günden itibaren ilgili birimler olarak, bakanlıklar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok yakından takip ediyoruz. Nitekim dün de kabine toplantısında hem sayın bakanlarımızın afet bölgelerinde yaptıkları çalışmaların bir değerlendirmesini yaptık. Hem de yeni görevlendirmelerle sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeniden saha çalışmalarımıza başladık. İlk dakikadan itibaren bütün ilgili birimlerimiz, valiliklerimizin, valilerimizin, kaymakamlarımızın koordinasyonunda çalışmalarını yürütüyorlar. Tabii geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu ana kadar elhamdülillah yaşamadık. İnşallah yaşamayız da. Ama birkaç gün daha bu sürecin, bu yağmurun devam edeceğini meteoroloji bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biraz önce Sayın Valimizden ve buradaki koordinasyon biriminden Karabük'le alakalı ilgili bilgileri aldık. Bizim arkadaşlarımız hem psikososyal destek ekibimiz hem sosyal yardımlar anlamında vakıf personeli arkadaşlarımız ilk andan itibaren doğal olarak sahadalar. Onlardan düzenli olarak zaten bilgileri ve detayları alıyoruz, süreci takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımız hesabına 500 bin lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik. Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız destekler. Bu arada biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi saha ekiplerimiz hasar tespitlerini, ihtiyaçları, tahliye edilmesi gereken yerleri yahut tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3'er bin lira, tedbir mahiyetinde geçici olarak evlerini, herhangi bir hasar yok ama tedbiren evlerini tahliye etmek durumunda olan hanelerimize de 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Bunu vakıflar gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu anlamda süreci takip ederek dediğim gibi ihtiyaç olduğunda da vatandaşımıza gerekli destekleri yapacağız. Şunu zarar gören, yağıştan etkilenen bütün vatandaşlarımızın, Karabük ve bölgedeki diğer tüm vatandaşlarımızın çok iyi bilmelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz yıllardan da çok yakından takip ettikleri bir kısmı maalesef geçen senede Kastamonu, Zonguldak, Bartın tarafları etkilenen bölgelerdi zaten biliyorlar. Hükümetimiz vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çok hızlı ve etkin tedbirler alıyor, destekler sağlıyor. Nitekim geçen yılda o kadar yoğun ve sert bir
afete rağmen çok hızlıca yaralar sarıldı. Bu sene de inşallah aldığımız tedbirlerle hem bu afetin sonuçlarının etkisinin azaltılması anlamında hem de önleyici tedbirlerle inşallah önümüzdeki süreçte yeni sert dalgalara sebep olmaması için gerekli çalışmaları yapacağız. Vatandaşımız gayet tabii ki bir doğal afet. Bunun sonuçlarından etkilenmemesi, zarar görmemesi, en azından kısa bir süre de olsa bir ızdırap duymaması mümkün değil. Ama biz hükümet olarak, devlet olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla, ilgili tüm bakanlıklarımız ve tüm kuruluşlarımızla konunun takipçisiyiz. Meseleye vaziyet etme noktasında hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Ve yakın takiple inşallah hızlıca bu sıkıntıları gidereceğiz. Arkadaşlar, bölgenin kaderi sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi şeyi itibariyle de, yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz. Geçirmeye de başladık. Bu anlamda biz gerek bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar, afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var. Hem psikososyal destek hem sosyal yardımlar noktasında. Ve diğer işte afat koordinasyonunda afadımız bu anlamda bir taraftan maalesef, bir taraftan şükürler olsun. Son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor. Onların koordinasyonunda ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşları, STK'lar, gönüllü vatandaşlarımız ayrı ayrı bu süreçlerde yer alıyorlar. Ben sizlerin vesilesiyle hem kurum ve kuruluşlarımıza, çalışan personellerimize, hem sivil toplum gönüllülerimize, vatandaşlarımıza bu süreçte zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak için emek veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir görev olmanın yanı sıra aynı zamanda bir gönüllülük işidir. Sadece görev sahikiyle yapılacak işler değil. Çünkü geçen senelerde biz birazdan sahaya da çıkacağız. Orada da beraber inşallah gezeceğiz ve yerinde göreceğiz. Bir balçık deryasının içerisinde gerçekten büyük bir emekle, jandarmamızdan işte diğer şeylere kadar, birimlere kadar her birisi büyük bir emekle o sıkıntıyı bertaraf etmiştik. O yüzden ben görev alan bütün arkadaşlarımıza, kamu ya da gönüllü, hepsine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz ve hızlıca bu yaraları saracağız. Bu konuda şükürler olsun ki milletimizin bize olan güveni, bize olan desteği ve geçmiş yıllarda da bu anlamda gösterdiğimiz gayret ve emek ortada. Onu inşallah bu senede ve bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağız ve milletimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıyı gidermiş olacağız. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize geçmiş olsun öncelikle. Basın mensubu arkadaşlarımızın da nihayetinde hepimizin yaşadığı bir süreç. Geçmiş olsun ve inşallah arkadaşlar elimizden geleni yapacağız. Süreci de beraber takip edeceğiz. Bugün yerelde biraz sonra inşallah sahaya da çıkarak hem köylerimizi yoğun olarak yağışın etkilediği yerleri hem ilçe il ve ilçe merkezlerimizi beraber ziyaret edeceğiz. Lojistik olarak destek sağlanması gereken noktaları Sayın Valimizle, çünkü dün geceki yağış yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmış, onları da konuştuk. Hemen organize edip hızlıca inşallah duruma vaziyet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hepinize.